İlginç bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda bir var. Yanımda bir hanımefendi var. Ben bugün saçlarımı kestirmeye geldim. Pattaya'dayız bugün, Tayland'dayız. Gördüğünüz gibi saçlarım bizim oraların deyimiyle papaza dönmüş durumda. Kendisi beni tıraş edecek. Buraların en güzel berberi kendisi. Beraber tıraş olacağız. İki kamerayla çalıştıracağım. Bir o, bir bu. Kendisine reklamını yapıyor. Okay. Until this. Hadi bakalım geçelim. Ha, sen ha. Kamerayla çalışmanın güzelliği. Okay. Let's start. Ah, I forgot to show you a little bit. Wait. Haircut. Look. Ah, okay. No afraid, nah? Like this. Okay. Okay. Number half. I don't know which okay, number. Yes, I know. Okay. No. Okay. Okay. So yeah. Okay, okay. Burayla ilgili Instagram'da da bir şeyler koyacağım. Oraya da bakarsınız. Pattaya'dan, Pattaya merkezden yaklaşık bir 5 kilometre daha yukarıda yer alıyor. Mekanın adını zaten bir hanımefendi gösterdi. Olur da gelirseniz aklınızda olsun. Gelin, güzel bir deneyim. Gelin bir buraya. Bakın burada fiyatlar var. Eldiven takıyor. Come here alone? No, I have wife. Oh. I live in Japan, actually. Tokyo. I have Japanese wife. Your wife may come here. No, she's working. Mm-hmm. Yeah. Say hello. Okay. Thank you. En son tıraşımı Japonya'da olmuştum, Tokyo'da. Takashi abi tıraş etmişti beni. Oradan buraya biraz çağ atlamış gibi oldum. Ne diyor abi? Makyaj mı yapacağım? Makyajı önem veriyor. Biraz kulağımın arkasını göstereyim. Bir orası kalmıştı. Okay. Best turn. Ah, sorry. I forget. Yeah. Okay. Bakalım nasıl olacak gözlüksüz. Dört kat çekim yapıyordum da kamera arıza verdi. Bir şey kaçırmamak adına 1080'e çektim. Kendisi de bizi çekiyor. Devam edebiliriz. Şu anda 3 kamerayla kendimi çekiyorum. Thank you.
Tıraş olurken bana böyle bir rahatlama geliyor nedense ya. Okey. Ne çektiğime baktım da biraz önce. Görüntü güzel. Şu miyop halimle bile güzel görüyorum açıkçası kamerayı. Yalnız hem kamerayı tut hem de makineye ayak uydur biraz zor olabiliyor. Tamamıyla sezgilerime güvenerek açıyı değiştiriyorum. Makine ne güzel rahatlatıyor ya. Kullandığı makine böyle saçlarını böyle masaj yaparak alıyor sanki. Kılları masaj yaparak arıyor sanki. Çok hoşuma gitti makine. De burada tıraş oluyor. Bir kişi daha geldi. Bura bayağı popüler Pattaya'da. İnternette de puanı bayağı iyiydi açıkçası. Benim için müziği kapattılar ama. Telif yemeyeyim diye. Normalde müzik bangır bangır çalıyor. Burada dans falan ediyorlardı. Bir de bana girişte su verdiler. Pipetle. Dönme olayı çok hoşuma gitti ya.
rahatlatıcı. Yani kamera çekim yapmazsam büyük ihtimal böyle gözlerimi kapatır. Kafamı bir hanımefendinin ellerine verirdim büyük ihtimal. Neye döndüm? İnsanın Tayca öğrenesi geliyor arkadaşlar. Vallahi ilk kez böyle bir kuaför videosu yapıyorum. Farklı içerikler kanalda olacak. Büyük ihtimal ben videoyu tek koyacağım. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Böyle farklı içerikler yapacağım. Ne kadar izlerseniz o kadar böyle farklı içerik, güzel içerik, eğlenceli içerik, renkli içerik olacak. Okay. You okay? Yani eli de yumuşacık ha. Eldiven falan takmıyor da eli çok yumuşacık. Ben de Türkiye'de tıraş oldum. Kuafördeki abiler kızmasın bana ama vallahi eli yumuşacık. Ya bu Tayland'da her şey İnsanı rahatlatma üzerine ya gerçekten arkadaşlar. Bir de bu kadınlar hayatın her köşesinde. Erkeklerden daha çoklar. Yani Japonya'da da böyle bir durum vardı. Tayland'da bu durum daha fazla. Ama Japonya'nın aksine bu da rahatlar. Yani Japonya'da böyle bir berber dükkanı açsak büyük ihtimal parayı kırarız. Yine geliyor bu iş kolu. Güzel bir iş kolu olabilir. Videoyu ileri sarmadan izleyin arkadaşlar. Size tavsiyem. Bir de 4K'da izleyin. Gerçi bu 1080. Yok. 1080'de izleyin. Boşver. Çekim yapmadan önce iznimi aldım bu arada. Öyle kamerayı direkt ağızlarına sokmadım. İznimi aldım. Güzelce Tayca translate'imi yaptım. Makine çok hoşuma gitti ya. Tık 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 çok rahatlatıyor. Bir de bu Taylilerin konuşması, bilmiyorum burada bir süredir olduğum için mi çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle kızları, kadınları böyle konuşurken her an sizi böyle farklı duygulara sokabilecek şekilde konuşuyorlar. Çok rahat böyle. En açık böyle konuşabilirim.
yaptığımız açıları tamamıyla doğaçlama çekiyorum. Görmüyorum. Körüm arkadaşlar. Her yer bulanık. Videoyu uzun koyayım mı? Böyle bir saate yakın koyayım mı? İzler misiniz bu tarz videolar? Ben böyle birkaç tane daha değişik dükkan bulurum her gittiğim ülkede. Birkaç milyon izlenirse ben bir daha gelirim buraya. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Söz 1 milyon izlenirse bu videoya, nerede olursam olayım, dünyanın neresinde olursam olayım bir daha geleceğim. Detaylı çalışıyor. Ama ben burada olduğum tıraştan sonra bir daha nasıl tıraş olacağım bilemiyorum. Özellikle Japonya'da. Beni Araplara benzetti herhalde ya. Bir baktım kameradan nasıl çıkmışım diye de Araplara benzetti beni. Yani benim saçlarım da öyle bir dökülüyor ki tam kafamda çük resmi çıkıyor ya. İnternetten bir tane fotoğraf buldum. Saç resmi. Dedim bir ablacığım beni böyle kes. Tamam dedi. Ben bunu biliyorum dedi. Zaten kendisi popüler, eli durmuyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Konuşmadan kastım bu. Görüyorsunuz değil mi? Yok, tatlı konuşuyorlar ya. Deli de yumuşacık böyle. Tık 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 sanki her bir kılı tek tek alıyor. Tamamıyla doğaçlama yapıyorum. Görmüyorum çünkü kamera nereye alıyor. Thank you.
falan beni... Neyse. Bu düz kesmeleri çok sevmiyorum ama böyle tık 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 tık. 31 senelik hayat kariyerimde ilk kez böyle bir tıraş oluyorum. Bayağı ölçüyor, biçiyor. Tam bir usta. Ölçüyor, biçiyor. Futbola mı benzetim? Frikik. Tam bir Ronaldinho ya. Ölçüyor, biçiyor, vuruyor. Tak diye topu sokuyor 90'a. Ben de acayip bir benzetme verdim. Dedi aklıma başka bir şey gelmedi. Gözlüksüz bir şey göremiyorum. I say I can't see without glasses. Okay. Gözlüğü takacağım. Wow. Wow. Good. Okay. Yemin ediyorum gözlüğü taktım. Birazcık da böyle göreyim. Şeyi çekeyim. Yıkanmaya yıkanırız. Her tarafımız kıltıyor olsun, önemli değil. Ne çektiğimi, ne yaptığımı görmek istiyorum. Tam bir ameliyat yapıyor sanki. Tek tek böyle her kıla bakıyor. I like. Show my hand. Good, good. Yeah. Benim saçımın rengi niye böyle simsiyah oldu ya? Gözlüğü çıkardığımda bir şey mi yaptı? Anlamadım. Benim saçım bu kadar siyah değildi. İltifatımı da yapayım. November 39. O, 39'a gireceğim dedi. Ve elime dokundu. Ya dedim aynı yaştayız. Yok dedi, daha yaşlı gösteriyorum. Ben dedim genç gösteriyorum. Ama yani 39 yaşında der misiniz? Demezsiniz. Bir de makyajsız görmek lazım tabii ki. Yok. Be, sonunda yıkamaya geçiyoruz. What is this? I don't know how to say tea and milk. Ah, Hokkaido. Ah. I don't know what you call. What is it? Back inside. Ah, bu inci taneli şeyi içiyormuştur. Adını unuttum. Milk tea. Hokkaido, Japanese. Okay, Japan. Yes, yeah. I want to leave Hokkaido. Future. This tastes good. Ağzının tadını biliyor. Dur ben gözü. Okay. Abla.
böyle oturacağım ama. Okay. Okay. Hokkaido'lu inci taneli çayı içiyor vallahi. Bu Taylandlılar zaten Japonya'yı seviyor, vallahi seviyorlar. Ben ilk kez bir videoda böyle konuşuyorum, başım döndü. Ah soğuk. Is it cold? Suyu verdi kafama. Oo. Şimdi Masai zamanı. Elim aşağı inmez inşallah. Soğuk suyla mı yıkıyorlar? Aa, beynim açıldı. Haydi, ne kadar yumuşacık böyle ya. Benim aşağıdan bakıldığında manzaram güzelmiş arkadaşlar. Böyle bir kafayı, gözlerimi böyle bir kaldırdım. Uzun zamandır kimseyi bu kadar net görmüyorum. Bak manzaram şu. Şöyle bakıyorum. Yüzüm kıltıyor oldu. Yüzü nasıl yıkayacak? Görüyorsunuz değil mi? Harbi Taylar güzel konuşuyor. Bir daha mı yıkayacak ya? Kaç kere yıkayacak? Ya sabaha kadar yıkayacak mı acaba böyle?
ASMR videosu oldu ya. Yani sabaha kadar yıkayacak mı anlamadım. Ben de böyle görüyorum arkadaşlar. Beni bıraktı böyle. Yüzü yıkamadı. Bir halime bakmak istiyorum, nasıl çıktım. Thank you. Neyse, ben gidince bir daha bir yüzümü yıkarım. Bütün vücudum kamerayla çekeceğim diye kıltıyor oldu. Ama değdi mi değdi. Aa, güzel kokuyor. เดี๋ยวยาวเลยนะเนี่ยไปเหรอรักน้องเออดูแลแฮะโอเคเพื่อนน่ะอยู่ 4 วันเป็นเพื่อนยังไงไม่รู้โอ้โหไปหาเต็มจัดเต็มมากยังไงล่ะยังไงล่ะดูเลยไม่เดี๋ยววันเช้าจริงนะเดี๋ยววันนี้อ่ะ
Son halimiz bu. Zaten saçlarım dökülüyor. Benden anca bu kadar şey çıkar. O tripodu güzelmiş yalnız. Toplamda 350 baht tuttu arkadaşlar. Durum bu. Okay. You wanna say bye bye? Okay. Kapanışı da yapalım. Böyle benim saçım tam böyle değişik bir stile döndü. Nasıldı arkadaşlar? Beraber böyle bir video yapmış olduk. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın.